Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde taslak menüsünden tek dokunuşla kesme komutlarını göstermiş olacağım. Bir çizgi oluyorum. Gördüğünüz gibi çizgilerimi oluşturdum. Karışık bir şekilde. Tek dokunuşla kes komutuna geliyorum. Herhangi bir dokunduğum yerde gördüğünüz gibi kesme işlemini rahat bir şekilde yapabiliyorum. Silme işlemini kolay bir şekilde oluşturabiliyorum gördüğünüz gibi. Bir diğer komutuma geliyorum. Kes uzat. Eğrimi belirliyorum. Hedef yönüm ise burası dediğim anda gördüğünüz gibi kesme işlemini yapıyor ve keserek uzatma işlemini yapmış oluyor. Yine hedef yönü olarak eğrimi seçiyorum. Hedef yönümü belirliyorum gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burada da uzatma işlemini gerçekleştirmiş oldum. Bir diğer komutum ise eğrilerle kes ve böl. Eğrimi belirledim. Bölenin ise bu olduğunu belirliyorum. Okeylediğim anda ise gördüğünüz gibi silme işlemini gerçekleştirmiş oldum. Yine eğrimi belirledim. Bölümlerde ise bunu seçiyorum. Koru dediğim zaman ise korunmuş oluyor gördüğünüz gibi. Kesme dediğim zaman ise kesme işlemini gerçekleştirmiyor. Noktadan kes ve bölüyorum. Gördüğünüz gibi buradaki komutumu eğrimi seçiyorum. Bir nokta belirliyorum ve bu noktaya bir bölüm belirliyorum. Belirlediğim bölümü okeylediğim anda gördüğünüz gibi kesme işlemini gerçekleştirdim. Tekrardan gösteriyorum. Kes, noktalardan kes ve böl dedim. Eğrimi belirledim. Noktamı belirliyorum. Bu sefer bu noktayı belirledim. Bölüme ise buradaki bölümü seçip okey dediğimde gördüğünüz gibi buradaki bölümümü, kendi çizgimi tutmuş oldum. Ve buradaki çizgimi silerek işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Köşeye kadar uzat ve kes dediğim zaman ise birinci yerimi seçtim. İkinci yerimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi eğrimi uzatmış oluyor. Bölüyorum. Bu çizgilerimi siliyorum. Dikdörtgenimi aldım. Dikdörtgenimi oluşturuyorum. Okeyledim. Yuvarlatma komutuna gelerek kenarıma belli bir yarı çapında radyüsümü oluşturuyorum gördüğünüz gibi. Kesişimlerden bölüyorum. Çizgimi seçiyorum. Radyüsümü seçtim. Çizgimi seçtim. Okey dediğim zaman ise gördüğünüz gibi iki çizgimi birbirinden ayırmış oldu. Yani tam çizgimle yayımın kesiştiği noktada çizgimle ayırarak işlemini gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde çizgimi ayırmış oldu yayım. Ve kesişimlerden birbiriyle kes sil dediğim zaman ise üçüncü kez seçiyorum. Okey dediğim anda ise silme işlemini gerçekleştirmiş oldum. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.